Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Gelinciler, programımıza hoş geldiniz. Süper Kupa Cumartesi günü gerçekleştirecek ve yarın 14.30'da Galatasaray ve Beşiktaş teknik direktörleriyle takım kaptanları bir basın toplantısı düzenleyecekler. Okan Buruk'ta Van Bronckhorst basın karşısına çıkacak. Ortak bir basın toplantısı düzenlenecek. Süper Kupa'da bakalım Beşiktaş'ta ve Galatasaray'da son durum ne? Programımız çerçevesinde bu konuya bakacağız. Elbette ki transfer döneminin içerisindeyiz. Ülkemizde biliyorsunuz transfer Avrupa'dan birazcık daha uzun sürüyor, Eylül ortasına kadar. Takımlar ama sezon başlamadan transfer hareketlerini büyük ölçüde bitirmek istiyorlar. Tabii Galatasaray'da 15 tane yabancı var. Bunlardan en azından 2 tanesi gidecek. Çıkıldağ'ın bir başka takıma gitmesi söz konusu. Bence Sergio Oliveira da satılacaklar listesinde. Buna karşılık Galatasaray en azından bir yabancı oyuncu alacak. Bu da orta saha yapılacak transfer. İngiliz basınına göre McTominay ile Galatasaray prensipte bir anlaşma sağladı. Manchester United'la pazarlıklarını sürdürüyor. Tabii İngiliz basınında çıkan bu haber Türk basınında anında yankı buldu. Bugün özellikle yazılı basınımıza baktığımızda McTominay haberlerinin Galatasaray sayfalarında çok daha ağırlıkta olduğu gözüküyor. McTominay anlaşılması öyle kolay bir futbolcu değil bana göre. Çünkü ilk görüşmede neredeyse 10 milyon euroya yakın bir yıllık ücretten bahsetmiş temsilcisi. Fulham da ona talip. Elbette ki Galatasaray için önemli bir seçenek. Bence Galatasaray daha oyun kurucu nitelikte merkezde oynayan bir orta sahaya ihtiyaç duyuyor. Ama McTominay da topu sürebilme, topla ilerleme gücü, dikine oynama özelliğiyle defansif orta saha olsa bile Okan Buruk'un hızlı hücum sistemini işletebilecek nitelikte bir oyuncu. Nitekim Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar çıkarmıştı. Grup aşamasında geçen sezon Manchester United formasıyla. Tabii Manchester United'ın da istediği bir ücret var. Galatasaray belki bütün haklarıyla almayı planlıyor. Maksimum indirimi yaparak ama olmazsa zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneği de gündemde. Ben bu transferin hala çok yüksek bir yüzdeye sahip olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle bitti ya da sadece iş United'da anlaşmaya kaldı diye bileceğimiz bir aşamada değil bence. Galatasaray'ın ben bu konuda birazcık daha müzakere yapması gerektiğine inanıyorum. Edindiğim bilgi bu yönde. Bu arada Norwich City'de bir Brezilyalı oyuncu var. İstatistikleriyle dikkat çekiyor. Orta sahada oynuyor. Futbol IQ'su açısından da ben çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani Championship deyip geçmemek lazım. Bence dünyanın en zor ikinci ligi. Hatta pek çok ülkedeki en üst düzey futbol liginden bile daha zorlu. Büyük bir fiziksel mücadeleyi gerektiriyor. Bu ligde en çok gol atan orta saha ve en çok gol pası veren orta saha. Harika bir oyun anlayışı ve futbol IQ'su var ve Norwich City'de bu futbolcu için çok yüksek bir rakam istiyor. 30 milyon eurodan bahsediliyor ama ben bu rakamların çok abartılı olduğunu, bu kadar olmasa bile 20 milyon euroya yakın, yani değişik bonus ödemeleriyle birlikte bir sözleşme feshi bedeli talep ettiklerini düşünüyorum. Çünkü Norwich City'nin en önemli parçası olarak gözüküyor bu futbolcu. Yine Galatasaray'ın transfer gündemindeki bence transfer operasyonlarını yöneten başkan yardımcısı ikinci başkan İbrahim Atipoğlu'nun uzun süredir Gabriel'le ilgili bir çalışması var. Yani Galatasaray'ın gündemine yeni gelen bir futbolcu değil. Galatasaray'da bunlar olurken Beşiktaş sol ayaklı, sol stoper olarak oynayabilecek, ismi de büyük, background'u güçlü bir futbolcu arayışı içerisinde. Ve ben bu akşam bugün içerisinde Emirhan Topçu ile ilgili Beşiktaş'ın resmi bir açıklama yapmasını bekliyorum. Çünkü Emirhan Topçu'yla, Topçu'nun transferi konusunda Çaykur Rizespor'la Beşiktaş kesin olarak anlaşma sağladı. Futbolcunun temsilcisiyle sözleşme detayları konusunda görüşüyordu. Bugün edindiğim bilgi, bu sabah edindiğim bilgi, Emirhan Topçu'nun temsilcisiyle de anlaşma sağlamış Beşiktaş ve sadece eksik olan şey resmi açıklama. Ben Beşiktaş'tan bir resmi açıklama bekliyorum. Bu futbolcunun transferiyle ilgili olarak. Biliyorsunuz Emirhan Çaykur Rizespor'un kaptanlığını yaptı. Sol ayaklı, sol bek olarak da oynayabiliyor. Defans forta sağ olarak da oynuyor. İspanya'dan Las Palmas onun transferini ısrarla istemişti ama bu transfer gerçekleşmedi. Dolayısıyla Beşiktaş'ı tercih ettiği için gerçekleşmedi Emirhan. Emirhan Topçu ile ilgili böyle bir gelişme yaşanıyor. Trabzonspor'da Weghorst sesleri var. Weghorst ile ilgili çok sayıda haber yapılıyor ama ben Trabzonspor'da pivot santrafor transferi için asıl hedefin Weghorst olmadığını düşünüyorum. Weghorst'un da gelmeye niyeti yok. Çünkü birlikte yaşadığı sevgilisi İstanbul'da bir takımda oynaması durumunda Türkiye seçeneğine sıcak bakılacağını, Weghorst'la birlikte Türkiye'ye geleceğini söylüyor. Bu çok büyük bir engel. Yani şu ana kadar aşılamayan en büyük engel
bence. Bunun dışında Trabzonspor Vegors haberleri çıkarken Onatçı ile ilgili bence asıl çalışmasını yürütüyor. Paul Onatçı'yı kadrosuna katmak bence Trabzonspor yönetiminin birinci hedefi. Fenerbahçe'ye gelecek olursak, Fenerbahçe Berge transferini gerçekleştirecek mi? Norveçli oyuncuyu özellikle Mourinho'nun çok istediğinden bahsediliyor. Fred'in sakatlığı, Kurniç'in bir türlü vasat olan performansını aşamamış olması Fenerbahçe'nin bu noktada oyunu çift yönlü oynayabilecek bir orta saha arayışını hızlandırdı. Berge denirken bugün bir iddia gündeme geldi. O da geçen sezon Real Betis'te oynayan Arjantinli futbolcu Guido Rodriguez'in Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldiği şeklinde. Şu anda oyuncu libre agente dediğimiz, yani serbest statüde free oyuncu ve herhangi bir kulübe sözleşme feshi bedeli ödemek zorunda değilsiniz. Dolayısıyla transfer müzakeresi yapılabilecek çok daha kolay bir seçenek olarak gözüküyor. Real Betis'te geçen sene iyi maçlar çıkardığını düşünüyorum. Arjantin milli takımında formasını giymişti. Deneyimli bir orta saha oyuncusu. Defansif olarak oynuyor ama merkezli oynama özelliği de var ve boşta olması az önce söylediğim gibi en büyük avantaj. Bir dönem Barcelona'nın da gündemine geldiği yönündeki haberlere konu olmuştu ama ağırlıklı olarak son iki haftada baktığımızda Galatasaray'a önerilen bir futbolcu olarak da dikkat çekti ya da bu yöndeki haberlere konu oldu. Galatasaray'ın da bu futbolcunun transferiyle ilgilendiği yönünde çok sayıda haber okumuştuk. Fenerbahçe bölümümüzle başlıyoruz bugünkü programımıza. Sevgili İrfan 25 bizimle birlikte Sözcü'de yazıyor biliyorsunuz ve Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyor. İrfan hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Özgü, iyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim, ben de kolay gelsin. Teşekkür ederim. İrfan ne diyorsun, bu Guido Rodriguez haberleri doğru mu sence? Evet, Fenerbahçe'nin bir ilgisi var oyuncuya. Oyuncu senin de bahsettiğin gibi serbest oyuncu konumunda. Kendisi ve temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ama tabii burada yani doğru bir transfer, hem istediği yıllık ücret yüksek hem imza parası istiyor. Yine aynı zamanda Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan da isteyen kulüpler olduğu ifade ediyor. Dolayısıyla zor bir transfer ama Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu doğrulayabilirim. Ne kadar istiyor biliyor musun bu konuda? Bir bilgi onun var mı? Onun hakkında net bir bilgim yok ama yani yıllık ücreti oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. Ama tabii dediğim gibi Suudi Arabistan'dan ve Avrupa ülkelerinden de ciddi transfer teklifleri var. Bu yüzden de biraz daha süreç uzayacak gibi gözüküyor. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Diğer seçenek Berge hala güncel mi Fenerbahçe için? Fenerbahçe'nin bir ilgisi oldu Berge'ye. Oyuncuyla ve kulübüyle Fenerbahçe teması geçti. Ama şu anda ciddileşen bir durum söz konusu değil. Fenerbahçe yine orta saha transferinde çok acele etmeyecek. Yine her ne kadar hani Fred'in sakatlığı sonrası orta saha rotasyonunda bir sıkıntı yaşansa da Fenerbahçe orta sahaya kaliteli bir transfer yapmak istiyor. Ve o yüzden de en doğru tercihi yapmak adına görüşmelerini sürdürüyor. Sofyan Amrabat ismi gündemde. Geçen sezon Manchester United'da kiralık olarak forma giyiyordu. Bonservisi Fiorentina'da olan oyuncu. Fenerbahçe'nin Fiorentina'yla görüşmelerini sürdürdüğünü biliyoruz. Oyuncu ve Fiorentina'yla da görüştü. Sofyan Amrabat Fenerbahçe gelmeye sıcak bakıyor. Fiorentina'yla yapılan bonservis pazarlarında ise Fenerbahçe'nin oyuncuya Fiorentina kulübüne 10 milyon euro bonservis verdiği, Fiorentina kulübünde en az 15 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi içerisinde bulunduğunu söyleyelim ve iki kulüp arasındaki pazarlıklar da devam ediyor. Dediğim gibi bir orta saha rotasyonu yapacak Fenerbahçe. Çünkü özellikle Fred'in sakatlığı sonrası orada bir sıkıntı yaşandı. Kulübün içinde bir türlü o beklenen performans ortaya koyamaması orada orta saha rotasyonunda sıkıntı yaşanmasına neden oluyor Fenerbahçe. Kurniç gönderilecek diye haberler çıktı ama bu erken nitelikte haberler mi? Böyle bir düşüncesi olabilir mi Fenerbahçe'nin, yoksa Kurniç de devam edecek, ısrar edecek mi Mourinho? Şöyle söyleyeyim, orta saha transferi yapılırsa Kurniç'e yollar ayrılabilir ama orta saha transferi yapmadan hemen bir gönderilmesi söz konusu olacağını düşünmüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, UEFA listesinde biliyorsunuz Uganda maçında da forma giymişti. UEFA listesinde yer alan bir isim. Dolayısıyla yani Lille maçında da UEFA listesinde yer alacak Kurniç. Herhangi bir çok önemli bir sürpriz olmazsa iyi maçında da Kurniç'i UEFA listesinde göreceğiz. Teknik direktör Jose Mourinho da aslında oyuncuyu tamamen sevmişti. Hatta basın toplantısında şu ifadeyi kullanmıştı. Yani takımın çok kötü, takım olarak kötü oynadık. Yani takımın kötü olduğu dönemde Kurniç sahada olduğu için, yani orada olduğu için ve o daha fazla tepki gördü demeyi getirdi. Ve
oyuncusuna da sahip çıktı. Orada şu ifadeyi de kullandı, taraftarlar da seslendi. Eğer bir protesto yapılıyorsa bu takımı olumsuz etkilerdi. Herkes tüm takımı, taraftarları takımı desteklemeye çağırdı. Sevgili İrfan 25 bu bilgiyi aktardı Fenerbahçe ile ilgili olarak. İrfan bu arada Sofyan Amrabat'ın kendisiyle de görüşüyor mu Fenerbahçe, Fiorentina'nın bilgisi dahilinde? Evet evet, Fenerbahçe görüştü, hatta şöyle söyleyeyim, prensipte de anlaşma sağlandı Sofyan Amrabat'ta. Burada biraz daha dediğim gibi Fenerbahçe diğer seçenekleri de göz ardı etmiyor, onlarla da görüşüyor. En doğru, en iyi tercih yapmak için biraz da zamana ihtiyaç var, onu söyleyeyim. Biraz daha da bekleyeceğiz Fenerbahçe'nin orta saha transferi için. Sofyan Amrabat'la yapılan prensip anlaşmasının çerçevesi nedir biliyor musun? Oyuncuyla 3 ya da 4 yılda bir sözleşme imzaladı. Eğer Fenerbahçe Fiorentina'daki bonservis pazarlarında şey yaparsa, sonucu erdirirse. Orada tabii yıllık ücret anlamında bir şey söylemek çok doğru olmaz şu anda. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürüyor. Sofyan Amrabat transferinin aslında bitirmeye yakın olduğunu da ifade ederiz. Yani bugün Mourinho evet acil olarak bu transferi istiyorum dese, Fenerbahçe bir iki gün içerisinde Sofyan Amrabat'ı getirebilir. Evet. Bu önemli bilgiyi sevgili İrfan 25 aktardı sizlere. Avrupa'da son bir ayın içerisindeyiz transferde. Cengiz Ünder'le ilgili yurt dışı seçeneği söz konusu mu? Cengiz kalacak mı? Gidecek mi? Ne diyorsun? Cengiz Ünder şu anda kanat rotasyonunda artık yedek konusunun konumuna düşmüş durumda. Ama şu anda kulübe gelen resmi bir teklif söz konusu değil. Menajeri ve kendisi bir kulüp bakıyor, oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. İtalya'dan bazı kulüplerle görüşmeler sürdürüyor. Ama şunu söyleyeyim, hem Fenerbahçe'nin aldığı yıllık ücret hem de Fenerbahçe'nin isteyeceği bonservis bedeli tabii bu transferin önünde biraz engel gibi gözüküyor. Çünkü Fenerbahçe 15 milyon euro bonservis bedeli kadroya kattı. Cengiz Ünder'e verilen yıllık ücrete kattığınızda toplam maliyet 30 milyon euro civarında buluyor. Dolayısıyla çok önemli bir yatırım yaptı Fenerbahçe Cengiz Ünder. Ancak bu yatırımın karşılığını pek aldığını söyleyemeyiz. Ama tamamen de vazgeçmiş değil Cengiz'den. Takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda UEFA listesinde yer almıyor Cengiz Ünder ama özellikle kanat rotasyonunda işte Fred'in yokluğunda rakip Tadic'i orta sahaya çektiği anda orada kanat rotasyonunda İrfan Can Kahveci veya işte Cengiz Ünder ikilisinden bir tanesi oynayacak. Dolayısıyla o bölgede ilerleyen günlerde değerlendirebilir. Şu anda kulübe gelenleşmeyi bir teklif söz konusu değil. Hatta şunu söyleyeyim, birçok mesela şu anda Fenerbahçe'de ayrılmak isteyen ayrılacağı ifade eden oyunculardan işte Kent, Ryan Kent, Joao Pedro, Luan Perez, Zayis, Crespo gibi isimler. Tabii bu oyuncularla da aslında bir an önce yollarını ayırmak istiyor Fenerbahçe. Çünkü bu oyuncuların da gönderip kadroyu ideal ligi başlayacak kadroyu oluşturmayı planlıyor teknik direktör Jose Mourinho. Zaten bunu defalarca dile getirdi. Artık 29 kişi artı 3 kalecilerle beraber kalabalık bir kadroyla çalışmanın zor olduğunu dile getirdi. Böyle bir çalışma yapmak istemediğini dile getirdi. Her mevki için iki plan, yani her mevki için iki oyuncu olmasını istiyor. Ve her oyuncunun da bu maç oynamadıysa bir sonraki maç kendisine görev verileceğini düşünerek rekabeti üst düzeyde tutmak istiyor. O yüzden çok da geniş kadroyla çalışmak istemiyor. Fenerbahçe yönetimi de aslında transferden daha çok bu önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması planlanan oyunculara oyuncularla görüşecek ve onlara bir şekilde yollarını ayırmaya çalışacak. Gerek kiralık olarak gönderilmesi, gerek bonservis bedeliyle gönderilmesi konusunda görüşmelerini sürdürecek. İrfan, merak ettim, iki oyuncu var, son olarak bunları sormak istiyorum. Bir tanesi Bartu Elmas. Bartu Elmas'ın kamp dönemlerinde çok iyi bir performans, antrenman performansı sergilediğini biliyoruz. Onun şans bulma olasılığı var mı, yoksa kiralık olarak yine gönderilme ihtimali mi var? Bunun dışında Cenk Tosun önümüzdeki günlerde süre alabilir mi? Öngörün nedir? Şöyle söyleyeyim, Sivas Spor'la aslında Bartu Elmaz'ı kiralık olarak kadroya katmıştı ama bu teklif Fenerbahçe tarafından reddedilmişti. Yeni sezon kadro planlamasında Bartu'nun kadroda yer alacağı ifade edilmişti. Ama tabii bu tamamen orta saha transferine bağlı biraz da ötür. Eğer orta sahaya bir ön libero transferi gerçekleştirirse orada rotasyon İsmail Yüksek ve yeni transfer şeklinde olur. Ama şu anki mevcut kadroda baktığımızda işte Erkun İlç'e çok formsuz. O yüzden o bölgede İsmail Yüksek ve Bartu Elmas şu anda ön libero rotasyon olarak öne çıkıyor. O yüzden
bir transfer yapılana kadar, yani transfer olana kadar ben Bartu'nun göndereceğini düşünmüyorum. Hatta transfer olsa dahi Bartu yeni sezonda kadroyu yer alacaktır. İtalya Jose Mourinho oyuncunun performansından hayli memnun. Tabii Cenk Tosun'la ilgili de Cenk Tosun'un şöyle bir dezavantajı olacak Fenerbahçe. Aslında üçüncü forvet konumunda. Her tabii çok kaliteli bir isim ama diğer taraftan Jekov gerçekten çok formda başladı. Ve iki resmi maçta 5 gol attı. İki resmi maçta 4 golü var. Jekov'un En-Nesyri transfer edildi. En-Nesyri henüz hazır değil. Takımdan ayrı bireysel program uyguluyor ama o da önümüzdeki günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Ve o da takıma dahil olacak. Dolayısıyla Cenk Tosun'un bu forvet şeyin arasında rotasyon oyuncusu konumunda olacaktır. Ama Lille maçında kadroda yer alacak. Yani listede yer alıyor zaten kendisi Avrupa listesinde. Ben Lille maçında Cenk Tosun'un da daha fazla süre bulacağını düşünüyorum. Çünkü aslında Lugano ile oynanan rövanş maçında bence son dakikalarda forma giyebilirdi, giymeyebilirdi ama orada gerek sakatlıklar gerekse oyuna müdahale konusunda erken değişiklikler yapınca çok fazla bir oyun hamlesinde yani oyun formatına çok fazla değişiklik yapamadı teknik direktör Jose Mourinho. Bu nedenle de Cenk Tosun forma giymedi ama planlar arasında Cenk Tosun'u ilerleyen dakikalarda sahaya atmak vardı ama bunu gerçekleştiremedi. Lille maçında ben süre bulacağını inanıyorum. Zaten uzun bir lig maratonu olacak. İşte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalsa da Avrupa Ligi'ne geçse de neredeyse Aralık ayına kadar önemli Avrupa'da önemli maçlar da oynayacak. Hem lig hem Avrupa maçları. Bu sezon Türkiye Kupası'na Fenerbahçe katılacak mı bilmiyoruz ama hani geçen sezon katılmama kararı almışlardı. Şimdi federasyon yönetimi değişti. Onu da bir değerlendirme yapabilir. Türkiye Kupası'nda kalktığımız zaman lig, Avrupa Kupası. Oldukça uzun bir maraton var ve bu uzun maraton içerisinde Cenk Tosun da fazlasıyla forma şansı bulacaktır Özgür. Sevgili İrfan 25, Fenerbahçe ile ilgili bu ayrıntılı bilgileri aktardı sizlere. Kendisi Sözcü'de yazıyor biliyorsunuz. İrfan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi günler. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Bir yorum. Galatasaray ile Beşiktaş arasında 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak değerli dinleyiciler. Müsabakanın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen. Sayın Ali Kurak bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Birazdan Sayın Ali Kunak'ta bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz değerli dinleyiciler. Bu telefon bağlantısı hazır olunca Ali Kunak'ın Atilla Karaoğlan ataması ile ilgili yorumunu rica edeceğiz. Tabii eleştiren de var Atilla Karaoğlan açıklama, daha doğrusu atamasını. Bu konuda doğru yani yapılabilecek en iyi seçeneklerden bir tanesi şeklinde yorum yapanlar da var. Bütün bunlara bakacağız programımızın ilerleyen aşamalarında. Olimpiyatlarda heyecan devam ediyor değerli dinleyiciler. Melissa Vargas Dominik Cumhuriyeti ile yapılan maçın ardından bazı açıklamalar yaptı ve maça damga vuran oyuncuydu. A milli kadın voleybol takımımız Paris 2024 olimpiyat oyunlarında çıktığı ikinci maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. Müsabakaya Melissa Vargas'ın performansı damga vurdu. Filenin sultanları olarak tarif ediliyor kadın voleybol takımı biliyorsunuz. İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmişti. Ve Melissa Vargas mücadelede 30 sayı atarak olimpiyat tarihinde bunu gerçekleştiren 12. oyuncu oldu. Vargas Hollanda sonrası yine geriden gelerek 3-1 kazanılan Dominik Cumhuriyeti maçının da en iyi oyuncusu seçildi. Karşılaşmayı 31 sayıyla 26 hücum 3 blok ve 2 tane blok da tamamlayıp yine galibiyetin mimarı oldu. Filenin sultanları bu sonuçta Paris 2024 olimpiyat oyunlarında çeyrek finali garantilemiş oldu. A milli kadın voleybol takımı bir sonraki maçında 4 Ağustos pazar günü Türkiye saatiyle 10'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Olimpiyatlardan voleybol adına sevindirici bir haber. Ve Buse Naz Sürmeli çeyrek finalde değerli dinleyiciler. Paris 2024 olimpiyat oyunlarında son olimpiyat şampiyonu milli boksör Buse Naz Sürmeneli kadınlar 66 kilogramda son 16 turunda Polonyalı Ri Gelskay'ı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Umarım çeyrek finali de geçer ve yarı finale kadar gider. Bu son derece önemli. Birazdan Ali Kunak bizimle birlikte olacak. Kendisi telefon bekliyormuş şu anda. Sevgili Yücel ararsak kendisiyle bir sohbet
gerçekleştireceğiz. Bakalım nasıl değerlendiriyor Süper Kupa atamasını. Atilla Karaoğlan Süper Kupa'nın hakemi oldu. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig Şampiyonu Kupası'nın değişmesiyle ilgili bir soru üzerine, Galatasaray olarak aynı kupayı almaktan yorulmuştuk. Şimdi bu sezon değişik kupa, inşallah bu sezon Galatasaray'a nasip olur ifadelerini kullandı. Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalarının detaylarını da paylaşacağız programımızın ilerleyen aşamalarında sizlerle. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da bir açıklama yaptı. Ne kadar çok şampiyonluklar sahada kazanılıyor inancı olursa olsun o kadar ileriye gideriz diyor. Trendyol Süper Lig ve Trendyol Birincilik Medya Yayın Hakları imza töreni gerçekleştirildi. Bu törende Galatasaray Başkanı ile birlikte Fenerbahçe Başkanı da açıklama yaptı. Futbolun patronu camialarını temsil eden kulüp başkanları ve unsurlarıdır. Sportif başarıyı sahada kazanmak isteyenlerin hizmetkarıyız. Saha dışında kazanma arzusunda olanlar da şunu bilsinler ki geçmişimize baktıklarında nelerle karşılaşacaklarını tahmin edebilirler diyor Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç. Değerli dinleyiciler. Bu arada Ali Kurak telefon bekliyor ama sanırım bir sorun var burada. Hatlarla ilgili bir sorun var. Kendisi bana yazıyor. Buradan bağlantıya geçiyoruz ama WhatsApp üzerinden. Sanırım hatlarla ilgili bir sorun var. Bunu giderdikten sonra bu bağlantıyı da gerçekleştireceğiz. Değerli dinleyiciler. Fenerbahçe'de sözleşmesi bittikten sonra Alanya Spor'la anlaşan tecrübeli forvet Serdar Dursun yeni takımda çok fazla gol atıp eski günlerine dönmeyi ve A milli takıma katılmayı hedeflediğini açıkladı. Serdar Dursun için bence en iyi karardı bu. Onun oynamaya ihtiyacı var. Oynayarak çok daha fazla kendisini gösterebilir. Fenerbahçe'de de bence süre aldığı maçlarda elinden gelenin en iyisini yaptı ama doğrudan oyuncu olması çok zor gözüküyordu. Fenerbahçe'de eleştirilerin odağındaki Rade Kurunic ile ilgili karar çıktı. Sarı lacivertlerin Kurunic'in performans sonrası söz konusu bölgeye acil transfer hazırlığında olduğu ileri sürüldü ama az önce İrfan 25'te ifade etti. Mourinho oyuncusuna sahip çıktı fakat bir transfer yapılırsa, defansif olarak oynayabilen bir oyuncu transferi yapılırsa Fenerbahçe bu durumda Rade Kurunic'in çıkışı ile ilgili bir çalışma başlatabilir ki Rade Kurunic biliyorsunuz devre arasında Milan'dan transfer edilmişti. Özellikle çok uğraştı Fenerbahçe bu transfer için. Geçtiğimiz yaz da transfer gündemindeydi. Fakat Milan'la anlaşma sağlanamamıştı. Ancak Ocak ayında anlaşma sağlandı. Fakat şu ana kadar beklenen performansı gösteremedi. Hatta vasatı aşan bir performansı olmadığını söyleyebiliriz. Madem öyle reklamlara gidelim. Reklamların ardından at yarışını dinleyeceğiz. At yarışının hemen ardından da programımız kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Bir yorum. Sayın Ali Kunak bizimle birlikte hocam, hoş geldiniz. Merhaba sevgili Özgür. İyisiniz umarım hocam. Teşekkür ederim, sağ olasın. Sağ olun. İyisiniz değil mi hocam, nasıl geçiyor, haftanın ortasındayız. Havalar biraz serinledi İstanbul'da, bilmiyorum Ankara'da nasıl. Ankara da öyle. Yani İstanbul Ankara paralel giriyor zaten bu aralar. Yani 30. Artık 30'a sıcak demiyor tabii yani. Doğru, doğru. Adanalılar 30'a soğuk derler. Biz de eskiden sıcak derdik 30'a. Artık 30 için iyi gideriz. Ama doğru, hafta sonu galiba 34-36'yı falan bulacak. Öyle mi? Çıkacak mıymış? Evet, çıkacakmış. Peki. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım hocam. Önemli bir konum. Hocam Atilla Karaoğlan doğru bir atama mı Süper Kupa için? Sevgili Özgür, şimdi soruna direkt olarak doğru ya da yanlış diye cevap vermeden önce bu Süper Kupa maçlarının genelde bir özelliği vardır. Bunlar seremoni maçlarıdır. Genelde onöre maçlardır. Bunlar geçen sezonun iki başarılı takımının eskiden bizim dönemimizde bir çakem yaparken bir şeye çıkardı. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı vardı. O maçlara çıkardı. Şimdi onun adı şimdi Süper Kupa maçı oldu. Baktığınızda bu maçları ligin yükünü çeken, geçtiğimiz sezon başarılı olmuş hakemler, sezon başı, eskiden sezon sonunda oynanırdı bu maçlar, onlara verilirdi. Şimdi bizde de bu tür maçları yönetmiş, yani Galatasaray Beşiktaş maçlarını yönetmiş, FIFA kokartlığı diye baktığımız hakem sayısı şu anda, ben seninle bağlanmadan önce şöyle bir baktım, bizim FIFA hakemlerimize bakıyorum, Halil Umut Meler var, Atilla Karaoğlan var, Arda kardeşler var. Abdülkadir Bitigen silindi. Ve diğer 3 hakem henüz daha derbi yönetmemiş. 3 FIFA kokartlı hakemimiz. Yani bu maçı yönetebilecek 3 kişi vardı Merkez Hakem Kurulu'nun elinde. Onlardan birisine verdi. O yüzden bu atamaya eleştirel bakmak çok da doğru olmaz. Yani
direkt olarak eleştirmek bence yanlış olur da diyebilirim bu da. Neden dersen Asil Akaroğlu'na Türkiye'nin de belli düzeyde bir hakemi, bu maçı bir Türk hakemi yönetecekse o Asil Akaroğlu olan bunlardan biri olabilirdi. Asil olmasaydı kim olurdu? Halil Umut Meler olabilirdi. Bence biraz daha uyardı Halil Umut Meler'in olması. Neden? Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir performans sergiledi, geldi. Ve onun hediyesi olarak sanki bir Süper Kupa maçı verilmiş gibi bir atama bence daha iyi olurdu. Ama Atilla Karoğlan'ı vermişler. O da yanlış değil. Arda kardeşler henüz daha Süper Kupa maçı hiç yönetmedi. Atilla Karoğlan da ilk kez yönetecek. Eğer böyle giderse Arda kardeşler de seneye kadar hakemliğini belli düzeyde sürdürüp sıkıntısız olursa önümüzdeki senede ona verilir o zaman diye düşünüyorum ben. Ama şöyle, bu arada Arda kardeşler deyince, bu Arda kardeşlerin bu maçı çıkmaması için bir geçerli durum var ortada. Bu akşam Arda kardeşler UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında Vojvodina Ajax maçında görev yapacak hakem olarak. Evet. Ama bir de enteresan konu var. Burada Futbol Federasyonu'na azıcık bir dokundurma yapalım. Tüm hakemlerimizin uluslararası arenalarda yöneteceği maçlar federasyon sitesinde yayınlanır. Ama nedense bu maç yayınlanmadı. Sebep? Yani burada Arda kardeşlere yurt dışından görev diye, işte Halil Ufeler'e görev ya da hatta gözlemcilere görev gelince bile onlar yazılıyor. Bu Arda kardeşlerin maçı TFF Hulk'ta yayınlanmadı. Umarım unutkanlıktandır diyeyim. Ama unutkanlıksa o da daha büyük hata. Mutlaka burada bir Futbol Federasyonu'nun kendisini gözden geçirmesi gerekiyor. Basın Departmanı'nın, Hakem İşleri Müdürlüğü'nün maçı atladığı için. Maçın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen. Biraz önce de senin söylediğin gibi burada bir sıkıntı görüyorum ben. Nasıl Mehmet bir sıkıntı görüyorsunuz hocam? Şimdi bu maç kardeşlere sezon başı ilk maçıdır. Hazırlık maçıdır. Bir sakatlanırsa maç kim yönetecek? Mehmet Türkmen yönetecek. Mehmet Türkmen'in hakemlik kariyerine baktığımızda hayatında bugüne kadar ne Galatasaray'ın ne de Beşiktaş'ın hiçbir resmi maçında düdük çalmamış. Öylesine tecrübesiz bir ismi dördüncü hakem olarak atamışlar. Şimdi hakem camiası içerisinde konuşulan şu. Mehmet Türkmen'in bu atanan MHK ile ilgili MHK ile çok yakın ilişkiler içerisinde olduğu ve bu MHK'nin prensi olabileceği yolunda söylentiler hayli fazla. Tamam, yani iyi hakem olduktan sonra verin, kime verirseniz verin, yeter ki iyi hakem olsun da bu maçı dördüncü hakemini de bu maçlara biraz aşina olan, bu maçların teknik adamlarıyla daha önce hakem teknik direktör ilişkisi yaşamış, bu tecrübeye sahip isimlerden birisine verselerdi bence daha iyi olurdu. Şimdi aslında Merkez Hakem Kurulu'na direkt böyle çok yüksek dozdan eleştirilerle girmek istemiyorum. Daha henüz maçlar yok, bir şey yok. Fakat şu ana kadar yapmış oldukları icraatlarda, bu işte çeşitli hakemlerin hakemliğinin bitirilmesi, kimilerinin seminere çağrılmaması, bu maçın dördüncü hakem atamasının yapılması, hatta şimdi bugün gelen haberler var. Daha tam bunlar resmileşmedi. Nedir hocam, onları paylaşır mısınız bizimle? Geçen seneki Merkez Hakem Kurulu'nun ve geçen seneki federasyonun yürürlüğe koymuş olduğu bir hakem akademisi vardı. Tüm Türkiye'deki hakem eğitimlerini tabandan halledecek bir organizasyon şeması altında bir birim kurulmuştu. Bu birim lağvedilmiş diye duydum ben. Henüz daha resmi olarak açıklanmadı ama bu birim lağvedilmiş. Bu da yanlış bir şey. Yani Merkez Hakem Kurulu her şeye yetişemez. Mümkün değil. Eğitimin hakem akademisi tarafından sağlıklı bir şekilde yapılması bence olumlu bir adımdı. Biz akademi işini Türk futbolunda yerleştirmemiz lazım. Yani takımlarda da biliyorsunuz altyapılara yönelik faaliyetleri akademiler götürüyor. Hakemliğin altyapısı da buradan götürülmeliydi. Bunu da kaldırmışlar. Şimdi bu 8 Mart'tan sonra yeniden göreve gelmiş olmaları, ılımlı bir ortamda görev yapacakları beklentisi vardı ama şu ana kadar yapmış oldukları icraatlarla sanki biz 8 Mart'ın devamıyız, orada bitiremediğimiz işleri şimdi bitirmeye geldik şeklinde bazı mesajlar çıkıyor yaptıkları icraatlardan. Sonu hayır olsun. İnşallah hakem camiası için iyi olur. Eğer hataları varsa hatalarından dönsünler diyelim. Ama gelen sinyaller
hakem camiasının bu sene çok böyle huzurlu olabileceği yolunda değil sevgili Özgür. Sıkıntılı sinyaller geliyor camiaya. Hocam size şunu sormak istiyorum. Merkez Hakem Kurulu'nu doğrudan etkileyen bir takım kulis faaliyetleri oluyordur eminim. Hangi kulüp tarafından yapılıyor ya da bu konuda bir tespitte bulunmak mümkün mü şu gün itibariyle? Tabii özellikle Abdülkadir Bitigen'in Süper Lig hakem listesine dahil edilmemesinden yola çıkarak bunu soruyorum ki sizin bildiğiniz başka bazı olaylar da vardır ki az önce bunun ipuçlarını verdim. Baskın biçimde Merkez Hakem Kurulu'nu etkilemeye çalışan bu yönde çalışma yürüten kulüpler var mı hocam? Ne dersiniz? Sevgili Özgür, şimdi mesela Abdülkadir Misigen'in sebepsiz bir yere hakemliğinin bitirilmesinin altında yatan faktörün ne olduğu hakikaten büyük bir soru işareti. Ve buna mutlaka Merkez Hakem Kurulu'nun kamuoyu önünde bir açıklama getirmesi lazım ki niye icraat yaptınız kardeşim? Arsız mıydı, hırsız mıydı, namussuz muydu? Biz de bilelim yani. Herkes bilsin. Ona göre biz de dışlayalım. Biz de aforoz edelim Abdülkadir Bitigen'i. Ama sen ortada fol yok, yumurta yokken sadece ve sadece 8 Mart'taki almış olduğun karara karşı tahkime itiraz edip tahkimden hakemliğe döndü diye ben işte gelir gelmez Şampiyonlar Ligi 2. Ligi 2. ön eleme maçını yönettiğinin gecesi hakemliğini bitirirsen ve buna bir açıklama getirmezsen herkes sana soru işaretiyle bakar. Hı hı. Bunların bir cevabının olması lazım. Gelelim takım işine. Şimdiden takım işi konusunda peşin hükümlü davranarak bir şey söylemek istemiyorum. Ama mesela şu anda Galatasaray, Fenerbahçe ile Futbol Federasyonu ilişkilerinin son derece sıcak ve samimi bir havada gittiğini gözlemliyoruz. İşte karşılıklı demeçler oluyor, tebrik mesajları anında yayınlanıyor. İşte öğlen Fransa'da FIFA başkanıyla görüşen federasyon başkanı akşam hemen koşa koşa geliyor. Mesela şimdiye kadar olmayan bir şeydir. Doğru bir şey, çok da doğru. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası maçına izliyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ki İbrahim Hacı Osmanoğlu bundan 2 ay önce Fenerbahçe stadının önünden normalde geçemezdi. Doğru. Şans yoktu. Bunlar güzel şeyler. Mesela bugün Kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu'nda bir ortak toplantı yapılmış. Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu ve Futbol Federasyonu önümüzdeki sezon için yapılabilecekler konusunda bir ortak toplantı yapmışlar. Bunlar güzel şeyler. Ama daha önceki bağlantımda da söylediğim gibi şimdi maç yokken bunları yapmak kolay. Ama yarın bir gün maçlar başlayınca birilerinin aleyhinde hakem hatası olunca, birilerinin lehinde hakem hatası olunca kimler nereye gelirler, ne yaparlar bilmiyoruz. Galatasaray mesela sessiz duruyor şimdi. Hiç böyle bir sesini çıkarmıyor ama zaman zaman Galatasaray'ın da geçmiş dönemde hakem hatasıyla karşılaştığı zaman çok ciddi çıkışları olmuştu mesela. Yani eski Galatasaray yöneticinin biz bu ligi bitirmeyiz şeklindeki davranışı şey de olmuştu. Erden Timur'un çıkışları da olmuştu. Eğer bu tür hatalar olursa Galatasaray'dan çok ciddi ve sert bir çıkış bekliyorum ben. Neden dersen işte tahkim kurulu başkanının atanması, dış ilişkiler kurulunda Hakan Bilal Kutalık'ın görevlendirilmesi gibi şeyler çok Galatasaray camiasının şu anda hoşuna gitmiyor gibi görünüyor dışarıdan. Peki. Ben de benzer bir düşünceye sahip olduğum için bunu sordum ve öğrenmek istedim sizden hocam. Bakalım neler olacak önümüzdeki günlerde. Bunu hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ben teşekkür ederim. Hani fal açmak yanlış olur ama iyi sinyaller gelmiyor önümüzdeki günler için. İnşallah sen de ben de yanılırız sevgili hocam. Umarım. Umarım öyle olur hocam. Bir kez daha teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. Tekrar görüşürüz. Sayın Ali Kunak bizimle birlikteydi. O zaman Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Az önce anons ettiğim bandı biraz sonra yayınlayacağız değerli dinciler. Galatasaray'da Hamza Akman takımdan ayrıldı. Bundan böyle futbol hayatını Danimarka'da sürdürecek. Hamza Akman biliyorsunuz Ayhan Akman'ın oğlu ve Ayhan Akman da Galatasaray'da izleme komitesinde yer alıyor. Galatasaray'ın eski kaptanı.
Bu arada Efe Akman'la yeni sözleşme yapmıştı Galatasaray. Hamza babası Ayhan Akman'la birlikte dün Danimarka'ya geldi. Türk danışman Evren Şahin'le birlikte başkent Kopenhag'da bulunan Hamza bugün doktor kontrolünden geçtikten sonra Danimarka Süper Ligi'nde bu sezon yükselen Sønderjyske kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalıyor. Evren Şahin de zaman zaman canlı yayın konuğumuz oluyor biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Danimarka'daki gelişmeleri, Türkiye'yi ilgilendiren gelişmeleri aktarıyor. Danimarka temsilcisinin bonservis ücreti olmayan genç oyuncuya yıllık yaklaşık olarak 4 milyon Türk lirası maaş ödeyeceği bildirildi. Türkiye'den transfer edilen ilk Türk futbolcu olma unvanına sahip olan Hamza'nın 28 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Diğer yandan Hamza Akman'ın bir başka kulübe satılması durumunda Sønderjyske kulübü Galatasaray'a satıştan %10 pay verecek. Bu da Galatasaray altyapısından yetiştiği için Hamza Akman buna yetiştirme parası olarak bir tanımlama yapıyorlar. Yetiştirme parası olarak tanımlıyorlar bunu. Dolayısıyla böyle bir hakkı var Galatasaray'ın. Hamza Akman'ın da oynamaya ihtiyacı vardı. Bakalım Danimarka'daki macerası nasıl şekillenecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir reklam arası ardından devam ediyoruz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli İncer, bakalım bugünkü açıklamasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ne söylemiş? Güven artacaktır. Marka algısı artacaktır. O bir. İkincisi, gördüğünüz gibi son iki yılda çok ciddi isimler, hocalar, futbolcular Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu da ilgiyi, alakayı arttıracaktır. Ama biz de dünyayı da seyredilebilir hale getirmemiz lazım Türk futbolunu. Bunun federasyondan, hakem yönetiminden, takımların sahadaki performansı, yatırımlarına kadar her şey etkiliyor. Orada da doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber korsan. Korsan konusu çok çok önemli. Korsan konusunda yayıncı kuruluş elinden geleni yapıyor. Devletimiz sağ olsun gerekli kanun düzenlemeleri geliştirdiler, uygulamaya aldılar. Ama yeterli mi? Değil. Kimine göre %80, kimine göre %70, kimine göre %50 maçları korsan izliyor. Kimine göre en yaygın bir şekilde korsan yayın yapan yerin abone sayısının yayıncıdan daha fazla olduğu söyleniyor. Bu zaten ne kadar ironik bir durum olduğunu gösteriyor. Bizim şimdi gerekli teknolojik uygulamaları devletimizin de teşviğiyle servis sağlayıcıları yapması lazım. Bu 10 ila 20 milyon dolarlık bir yatırım. Az mı? Değil. Yani büyük resme baktığınız zaman bu yatırım çok büyük bir yatırım değil. Tabii servis sağlayıcılar da korsan trafiği arttıkça onlar da para kazanıyorlar verdikleri hizmetten. Ama biz kararlıysak ülke olarak korsanı tamamen kaldıramayız ama minimize edebiliriz. Yani kalite arttıkça, adalet duygusu arttıkça, buraya gelen futbolcuların, hocaların seviyesi arttıktça, korsan adreslersek 3 sene sonra 350-400 milyon doları konuşabileceğimiz noktaya geliriz. O yüzden yayıncı kuruluşa da ben teşekkür ediyorum yeni dönem için. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yeni sezon değerlendirmesine gelince bizim federasyondan beklediğimiz özellikle sosyal medya algılarına, baskılarına, orada da çıkartılan yangın ortamına itibar etmeden doğru bildiği yolda, bazen doğru bildikleri yanlış da olabilir ama doğru bildiği yolda zigzag yapmadan ilerlemesidir. Bunu yapacağında inanıyorum, güveniyoruz kulüpler. Yani ne dedi? Biz sahaya adaleti getireceğiz dedi. Adalet isteyen takımların hepsinde yanındayız dedi. Benim için bugün en büyük çıktı budur bugün. Bunu gerçekleştirebilmesi için biz kulüpler de el birliğiyle federasyona yardım etmemiz lazım. İnanın bu gerçekleştiği takdirde çok şey futbolda değişecektir. Onun için federasyonumuza başarılar dilemek istiyorum. Şimdi görüyorsunuz son dönemde kurullarda bazı isimlerle ilgili belli zümreler tarafından algılar yaratılmaktadır. Geçmişte iradesi zayıf olan, cesur olmayan, güçlü olmayan federasyonlar hep bu baskılara boyun eğmişlerdir. Ben özellikle bu federasyon boyun eğmeyeceğini canı gönülden inanıyorum. İnşallah bu konuda doğru düşünmüşümdür.
Şimdilik öyle gözüküyor. Ama zaten futboldaki bu karmaşanın en önemli unsurlarından biri adaletsizliğin dışında sosyal medyadaki baskılara gerek kurular olsun, gerek federasyonlar olsun, gerek yeri geldiğim kulüpler olsun boyun eğmesi, etkilenmesi. Bu federasyon buna göğüs gerebilirse bence önlerinin yollarının çok açık olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber milli takımımıza bir kez daha tebrik ediyorum, kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bu jenerasyondan çok iş çıkacaktır. Bunu hepimiz görüyoruz. En genç takımlardan biriydik. Hem kulüpler seviyesinde hem milli takım seviyesinde üstte durmamız gerekiyor. Bu sezon değerlendirmesi gelince kulüpler büyük yatırımlar yapıyorlar. Bu isimleri Türkiye'ye getirmek zor. Ama bunun daha zoru bu isimleri Türkiye'de tutmak. Türkiye'de tutmak nedir? Mali yükümlülüklerini karşılayabilecek hale gelmek. Şu anki ekonomisi Türk futbolunu sürdürülebilir değil. Sürdürülebilir olmadığı için özellikle Anadolu takımları sıkıntı yaşamaktadırlar. Bizler büyük kulüplerin derdi büyük, rakamlar büyük. Ama Anadolu kulüplerinde rakamlar küçük olsa da kendilerine göre onların derdi de çok büyük. Tez zamanda Türk futbol ekonomisi sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Sürdürülebilir hale getirmediğimiz zaman seçimlerde de ifade ettiğim gibi Türkiye bahis cenneti haline geliyor. Bahisin olduğu yerde şike oluyor ne yazık ki. En çabuk yöntem nedir? Sürdürülebilir ekonomi için spor toto gelirleri. Ben burada bu federasyonun çok yol kat edeceğini düşünüyorum. Daha belki federasyon da bu konu için mücadele verdi. Yeri geldi masada sert tartışmalara girdi kulüpler lehine. Ama ilerleme kaydedemediler. İlerleme kaydedemedikleri için de gelir arttıralamadı. Şu an bizim bütün kulüplerin toplam spor toto geliri 12 milyon dolar. Geçmiş oranlara baktığımız zaman bu rakamın 330-340 milyon dolarlarda olması gerekiyor. Ben ilk bu konumu gündeme getirdiğim zaman 2018-19 yılındaydı. O zaman 12 milyar TL'ydi legal bahis. Şu an legal bahis 320 milyarlara geldiği söyleniyor. Bizler de %4,5'tan %2'lere düştük. Hani 4,5 olmaz, 2-2,5-3 olur. O bile kulüplerimiz için, özellikle Anadolu kulüpleri için çok büyük bir can suyu olacaktır. Buralardan aldığımız bilgiye göre Sayın Cumhurbaşkanımız da talimat vermiş bunun üzerine bir çalışma yapın diye. Bunu çok umut verici görüyorum. Biz büyük kulüpler, yani borcu büyük olan kulüpler, yapılandırma yapan kulüpler diyoruz ki parayı bize vermeyin. Kaynakta kesin, devlet bankalarına verin. Yani 3 ila 5 yıllık bir dönemde bugünden belirlenecek bir yol haritasıyla Türk futbol ekonomisinin sürdürülebilir hale gelmesi elzem diyorum. Ama her şeyden önemlisi sahadaki yönetim, hakem yönetimi, kurullardaki, özellikle hukuk kurullarındaki sevkler, cezalar, bunların bir standarda bağlı olması lazım. Oradaki kurul üyelerinin kendi tutukları takım gözünden değil, hukuk gözünden verdikleri kararları belli bir standart çerçevesinde verdiği zaman zaten taşlar yerine oturacaktır. En büyük beklentimiz bu. Yeni federasyonda en büyük vaadi bu. Biz kulüpler de federasyonun bu vaadini yerine getirmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermemiz lazım diyorum. Hayırlı uğurlu bir sezon olsun. Kavgasız, gürültüsüz, minimum sakatlığın yaşandığı ve insanların artık futbola odaklanacağını, sağ dışı olayların da minimum olarak yaşandığı bir sezon herkese diliyorum. İhale imza töreni sonrasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaları dinledik. Dünya Türk sporcu Yusuf Dikeç'i konuşuyor. Rahat tavırlarıyla gündem oldu. Elon Musk bile mesaj attı. Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yapması sosyal medyada gündem oldu. Sevgili dinleyiciler, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıkta ilk
madalyayı kazandırdı. Elemelerde 582 puanla birinci olan ve aynı zamanda olimpiyat sıralama rekorunu da egale eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan finalde Sırbistan'la karşı karşıya geldi. Müsabakayı son atışlar sonucu 16-14 kaybeden ve olimpiyat ikincisi olan milliler Türk spor adına bir ilki gerçekleştirdiler. Milli atıcı Yusuf Dikeç üst üste 5. olimpiyatlarda mücadele etti. Daha önce katıldığı 4 olimpiyatta madalya alamayan Dikeç hedefine Paris 2024'te ulaşmış oldu. Kulaklıksız ve tek eli cebinde bir atış yaparak gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç sosyal medyada gündem haline geldi. Dikeç bu rahat tavırlarıyla X platformunda hem Türkiye'den hem de dünyadan kullanıcılar tarafından övgü dolu yorumlar aldı. Yusuf Dikeç, Tesla ve X şirketlerinin sahibi, Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ın dikkatini çekti. Musk, Dikeç'in fotoğrafını paylaşarak nice, yani güzel, hoş anlamında bir paylaşım yaptı sevgili dinleyiciler. Sizlerden izin istiyorum kısa bir ara reklamlar için ve at yarışı. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Derlincer Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Beşiktaş sol ayaklı bir stoper transfer etmek istiyor. Daha doğrusu sol stoper olarak oynatabileceği bir oyuncuyu transfer etmek istiyor. Biliyorsunuz Barcelona'da satış listesine konulan bir futbolcu var. Fransız oyuncu Lenglet'den bahsediyorum. Clement Lenglet Beşiktaş için önemli bir opsiyon. Hatta Beşiktaş'ın Barcelona ile bu konuyu görüştüğünü de biliyorum. Daha önce iki dönem Aston Villa ve Tottenham'da olmak üzere kiralık olarak oynadı. Barcelona oyuncu satmak zorunda. Yapmayı planladığı Dani Olmo ve Nico Williams transferleri için satış listesinde olan oyunculardan bir tanesi de Fransız stoper Lenglet. Tecrübeli bir oyuncu. Ben oyun bilgisinde yüksek olduğunu düşünüyorum. Fakat sol ayaklı stoper ya da sol stoper olarak oynayabilecek oyuncu derken Beşiktaş zaten Çaykur Rizespor'la Emirhan Topçu'nun transferi konusunda anlaştı ve oyuncuyla da büyük ölçüde anlaştığını önümüzdeki saatlerde Beşiktaş'ın bu konuda bir açıklama yapabileceğini biliyorum. Ya da yarın bu açıklamayı yapacak ama Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'la mutlak bir anlaşma sağladığını biliyorum. Çünkü Çaykur Rizespor'lu yöneticilerle konuştum ve bunu konfirme ettim. Emirhan'la da temsilcisiyle de daha doğrusu detaylar konusunda anlaşma sağlamış Beşiktaş. Acaba hem Emirhan hem de yabancı bir stoper mi alacak? Bu lüks mü olur? Bütün bunların ayrıntısına bakacağız ve Süper Kupa maçında Van Bronckhorst nasıl bir taktik anlayışla takımını sahaya sürecek, bunu da konuşacağız. Çok önemli bir futbol adamı, teknik direktör Fuat Yaman bizimle birlikte, biliyorsunuz hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak Beşiktaş'a büyük hizmetleri oldu. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Özgürcüğüm. İyisiniz umarım hocam. İyiyim, teşekkür ederim. Sen de iyisin umarım. Sağ olun hocam, ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim hocam. Bu sol stoper olarak yapılan arayış hakkındaki fikriniz nedir hocam? Ben biraz anlatmaya çalıştım ama galiba hem Paulista'yı tamamlayacak, oyun bilgisi daha yüksek, daha iyi pozisyon alan, tek hamle oyuncusu olmaktan çok işte pozisyon alan ve topu doğru sokan oyuna, pas yüzdesi yüksek bir stoper, hem de sol ayağını kullanabilen bir stoper arıyor Beşiktaş. Ne dersiniz? Ya Beşiktaş'ın senin söylediğin özelliklerde bir stopere kesinlikle ihtiyacı var. Türkiye liglerini Beşiktaş maçlarının dışında geçen sene çok fazla takip edemedim. Özellikle Anadolu takımlarını. O yüzden Çaykur Rize'den gelen futbolcuyla ilgili çok derin ve net açıklama yapamıyorum. Fakat bilgisine, düşüncelerine güvendiğim arkadaşlarımdan aldığım bilgiler hep olumlu. Yani çok olumlu. Hı hı. Yaşı çok genç. Aşama kaydetme özelliği olan bir sporcu kardeşimiz. Yani bence çok olumlu bir transfer. Yani en azından yani yanılsanız ne kadar yanılırsanız geçen sene oynadığı maç sayısında tatmin edici. Dolayısıyla o transfer çok iyi. Ama Beşiktaş eğer daha kaliteli, daha iyi, daha garanti bir kesici stoper arıyorsa, yani ben bir tek senden burada biraz ayrılıyorum. Lenk'de gittiği takımlarda zaman zaman izledim. Ben de çok olumlu intiba bırakan, güvenliği bırakan savunmacı değil mi hocam? Güvenliği yok. Yani, topu kullanması fena değil. Bir orta alan oyuncusuna benzer özellikle bir kesici, ama
unutmamamız lazım ki asıl işi savunma yapmak olmalı bir oyuncunun. Hı. Yani savunma oyuncusu ise burada çok ciddi sıkıntıları olan bir oyuncu bence. Ha, diyebilirsiniz ki oynadığı yerler işte Arsenal'da, şurasıydı, burasıydı, Tottenham'da, Barcelona'da. En azından adam oynamasa da çok fazla, hatta hiç oynamasa da antrenmanlara çıkmış bir oyuncu. Bu açıdan baktığınızda belki söylediklerim biraz fazla pesimist, olumsuz gelebilir insanlara ama sonuçta iyi bir oyuncu arıyorsanız elinde çünkü Cole'ydi, Necip'ti, Montero'ydu ki Montero gidiyor galiba. Ya, bu tip oyuncular da var. Dolayısıyla savunma anlamında müsaitliklerinden iyi değilse, çok fazla bir fark yaratmıyorsa almanın bir gereği yok diye düşünüyorum ben şahsen. Hı hı. Diğer seçenekler Savic'ti, Trabzon'a gitti, Hummels, Borussia Dortmund falan. Onların da çok ciddi handikapları var. Şöyle ki topu oyuna sokma konusunda özellikle Hummels falan çok başarılı. Savic değil de Hummels özellikle çok başarılı. Ama çok ağır. Hı-hı. Çok ağır ve yaşı da ilerledi bayağı. Dolayısıyla maçlarının büyük bir bölümünü öbür yarağında oynayacak olan Beşiktaş'ın, öyle düşünüyoruz. Savunmasında bu kadar ağır bir oyuncuyu bulundurması, sırf topu oyuna iyi sokuyor diye ne kadar iyi kaldı ki Beşiktaş'ın orta alan ortasında tercih ettiği oyuncu Al-Musrati topu oyuna sokma konusunda çok yetenekli, çok nitelikli bir oyuncu. Tartışılacak tarafı savunmasının yeterli iyi olmaması ama topu oyuna sokma konusunda, yani Beşiktaş'ın Hummels gibi bir topu oyuna iyi sokan bir sefere de çok çok fazla bir ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum önündeki Al-Musrati varken. Dolayısıyla bütün bunların ışığında yani Lenglet'e çok büyük paralar verilecekse ve işte Rize'den gelen genç bir oyuncu kardeşimiz var, Polis de var, Emirhan. Dolayısıyla bütün bunların içinde baktığımızda ben kulağa hoş gelmedi Lenglet transferi. Belki de Beşiktaş için en iyisini istediğimizden dolayı belki de bu kadar içkericikli davranıyorum, tedirgin davranıyorum. Daha fazla özellik istiyorum ama benim o olaya bakış açım maalesef bu. Peki. Bu önemli tespiti teknik direktör Fuat Yaman yaptı. Hocam, cumartesi günkü Süper Kupa maçında nasıl bir taktik anlayışta takımını sahaya sürebilir Van Bronckhorst? Az önce değindiniz ama birazcık daha açmakta fayda var. Genelde birincilikte oynayan rakipleri seçti hazırlık maçları için. Genç Derbili öncesinde işte Sakaryaspor, Genç Derbili, Sakaryaspor vesaire. Birazcık da takım demoralize olmasın. Yani galibiyetlerle yeni sezona girelim düşüncesiyle mi yaptı bunu bilemiyorum ama şimdi birden zorluk derecesi çok daha yüksek bir maça çıkacak Beşiktaş. Muhtemelen sol kenarda Semih'i, sağ kenarda Raşika'yı değerlendirecek. Ciro Immobile bence 11'de oynayacak. Onların arkasında tercih edebileceği oyuncu kim olabilir sizce? Ne dersiniz hocam? Rafa Silva. Rafa Silva değil mi? Herhalde. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bir kere hocanın hazırlık maçlarındaki stratejileri, yani hem oyun stratejileri hem de rakip seçme bakımından çok doğru buldum. Çünkü Beşiktaş aslına bakarsanız bütün bir takımı değiştirmeyi planlıyor. Bütün bir takımı, çünkü son iki yılın Beşiktaşlılara kabuslar yaşattı. Yani dolayısıyla topyekun bir değişikliğe ihtiyacı vardı Beşiktaş'a. Ve bu değişiklikleri yaparken hem oyunsal anlamda hem de yeni oyuncularla güçlü rakiplerle bunu yapmak başlangıçta demoralize edebilir, özgüven kaybına neden olabilir, arkadaşların sahadaki yeni ve eski futbolcuların kaynaşmasını olumsuz etkileyebilir. Yani neresinden bakarsanız risk olurdu. Bence çok doğru şeyler yaptı rakiplerin bir alt ligden seçilmesi, bence çok mantıklıydı. Beşiktaş kendini hazırlık maçında test etmek yerine Galatasaray maçında çok ciddi bir maçta test edecek. Bu da güzel bir şey. Eksikleri, gedikleri, ihtiyaçları çok daha net görünecek. Çünkü karşısında iki senedir şampiyon olan ve kadrosunun tamamını kurulmuş neredeyse. Yani kendisi bütün oyuncuların kadrosunu kurmuş. Hocasıyla, futbolcu grubuyla
aynı takımla oynayacak. Bu tabii kolay bir şey değil. Beşiktaş açısından kolay bir şey değil. Ama eğer testse bu çok güzel bir test olacak. O yüzden uygulamaları ve seçimlerini çok doğru buluyorum Beşiktaş hocasının. Yani gidişatını çok şu an için çok pozitif buluyorum. Ama tabii Beşiktaş'la ilgili belirlediği stratejiler, oyun anlayışını görüp de konuşmakta fayda var. Şu anda Beşiktaş'ın hala çok ciddi bölgede, çok en önemli bölgesinde, savunma bölgesinde çok ciddi eksikleri var. Çok ciddi eksikleri var. Bunları transfer ayının bitimine kadar en iyi şekilde değerlendirebilir. Biraz gecikebilir belki ama bu gecikme esnasında şu an mevcut kadronun kendini geliştirmesiyle en az hasarla atlatabilir. Böyle bir imkan var. Bu da tabii hocanın becerisine biraz bağlı. Çünkü bu organizasyonu sağlayacak olan hoca. Ben umutluyum. Cumartesi günü olası bir kötü sonuçta dahi bu umudumu kaybetmeyeceğim en azından. Lig başladıktan sonra Beşiktaş'ın daha hızlı gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten alınan 3 tane oyuncu bu sene, bu yıl alınan 3 tane oyuncu Paulista, Rafa Silva ve Immobile gerçekten yani üst seviye. Her şeyden önemlisi karakter olarak inanılmaz karakterde oyuncular. Bu çok sevindirici bir şey. Çünkü bir sporcunun yetenekli olması yeterlidir. Bir de sahadaki kişiliği önemli. Çünkü Beşiktaş yeni bir takım yapıyor ve bu yeni takımı yaparken çok karakterli ve kişilikli oyunculara ihtiyacı var. Bu bakımdan bu eksiği ve açığı kapatabilecek oyuncular alındı. O yüzden olası bir, demin de söylediğim gibi, bir sıkıntı da dahi Beşiktaş'ın her geçen gün üstüne koyacağını düşünüyorum ben şu anda. Burada kilit rolü oynayacak olan Al-Musrati, yani öndeki bu etkili isimlere, ki bunlara Semih'i ekleyebiliriz, genç Mustafa'yı ekleyebiliriz. Raşit'e çok iyi başladı, çok çok iyi başladı hem de. Yani sıradan bir takım oyuncusu, iyi bir takım oyuncusu diye nitelendiriyorduk ama şu anda her yerde görmek mümkün. Yani asiste görüyorsunuz, golde görüyorsunuz, savunmada görüyorsunuz. Yani çok iyi bir seviyeye geldi. Yani takımın kalitesinin yükselmesi uykuda geçen bazı oyuncuları uyandırmaya yetti. Bunlar da çok sevindirici ama yine söylüyorum, eğer iyi bir savunmamız yoksa hedefler açısından, büyük hedeflerden bahsetmeniz, iyi şeylerden bahsetmeniz çok zordur. İyi forvetimiz olabilir. İyi forvet size heyecan katar, umut katar. Tabii ki başarı da önemli rol oynar ama iyi savunmanız yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey. Şimdi Beşiktaş'ın bu konuda biraz sıkıntısı var. Burada tek sevindirici olan konu sol bek Masuaku'nun takımın bu yeni haliyle çok etkili olmaya başladığını görüyorum. Bu da sevindirici. Yani yeni transfer gibi. Ama hala bir sağ kanat ve bir kesiciye, yani gözü kapalı oynatacağınız bir kesiciye ihtiyacınız var. Ha, bilsem ki Emirhan'ın alıp formayı böyle sırtından hayatta bırakmaz. Onda çalışmış olsaydım bu konuda daha bir fikir verebilirdim ama keşke öyle bir şey olsa da hiç transfer yapmadan Beşiktaş orayı en iyi şekilde atlatmış olsa. Evet. Ama Beşiktaş şu anda umut veriyor. Peki. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sana da iyi çalışmalar diliyorum. Dinleyenlere de sevgiler, saygılar söylüyorum. Eksik olmayın. Teknik direktör Sayın Fuat Yaman bizimle birlikteydi. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Derlinger, Trabzonspor bugün rövanş maçını oynayacak. İlk maçta deplasmanda Ruzom Berok takımını 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Neredeyse turu garantileyerek geldi. Slovakya temsilcisi biliyorsunuz bu takım. Papara Park'ta 20.30'da başlayacak karşılaşma. Minakovic, Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan bu maçı yönetecek. Trabzonspor'un yeni transferi Karadağlı stoper Stefan Savic UEFA listesine bu maç için yazılmadığı için bu karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak. Ama Stefan Savic bir sonraki turda Trabzonspor'un maç
maç kadrosunda yer alacak. Zaten Atletico Madrid'de kamptaydı. Kamptan çıktı, Trabzonspor'a geldi, imza attı. Hazır olarak geldi bence. Çalışmayı da, bireysel çalışmayı seven bir futbolcu Stefan Savic. Trabzonspor'un bu akşamki maça kalede Uğurcan Çakır'la başlamasını bekliyoruz. Ozan savunmanın sağında oynayacak. Mendy ve Densfield savunmanın ortasında, Eren sol bek. Umut Eymen onların önünde. Lundstram göbekte, Vişka sağ kenarda, Trezeguet sol kenarda, Bardi serbest eden pozisyonda. Enes'in bugün ileri uçta oynaması bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Tok Trabzonspor'un formasını yıllarca başarıyla giydi. En başarılı dönemlerde, şampiyonlukların geldiği dönemlerde takımın değişmez parçasıydı. Bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyisiniz umarım hocam. Çok teşekkür ederim. Bugün ben Trabzon'dayım. Maçı da gideceğim. Ha, maça gideceksiniz. Bekliyoruz, evet. Hocam 30 bin bilet var ama dün itibariyle söylüyorum. Şu anda durum değişti mi bilmiyorum. 8 bin 9 bin bilet satılmış. Niye böyle? Yaz dönemi olduğu için mi? Yani evet. Hem yaz dönemi, herkes şimdi fındık toplama zamanı Trabzon'da falan. Bir de tabii ilk maçta da gereken şey, umudu vaat etmedi Trabzonspor. Yani oynadığı oyundan beklentinin altında kaldı. Onun da biliyorsunuz, Trabzon'da iyi futbol oynadı mı maça çok gelinir, ama umudu vaat etmeyen maçlarda da seyirci biraz kalıyor, duyarsız kalıyor. Anladım. Hocam az önce bir 11 verdim ama ne dersiniz? Daha böyle birazcık daha hoca daha önceki maçlarda şans veremediği oyuncuları mı deneyecek? Örneğin Enes'in 11'de oynaması bekleniyor. Ne dersiniz? Ben şöyle diyorum. Saydığınız takımı sağ bek ve sol bek yeni transferler olacağını düşünüyorum. Yani onlar geçen maçta sakatlıklar dolayısıyla oynamadılar. Onlar oynayacaklar. Tabii işte dediğiniz gibi oynamayacak. Bir dahaki turdan itibaren UEFA listesine yazılacaklar. Ortada Ozan'ı orta noktasında oynatabilir şeyle beraber, diğer yabancı, şimdi isimleri her sene bir sürü insan değişiyor. Lundstrom. Ve ondan İngiliz oyuncuyla beraber oynayabilir. İşte sağda yine Bitca, solda Trezeguet, ortada Draguş, onun arkasında da bizim eski oyuncu var ya, Trabzonspor'un eski oyuncusu neydi? Siz söylediniz mi ismini? Bardi. Bardi oynayacak tahmin ediyorum. Hı-hı. Ama yani şimdi ilk maçta baktığımız zaman Trabzonspor beklentinin çok altında kaldı. Yeni transferlerden de birçoğu oynamadı. Eskileri zaten Trabzonspor'un geçen yılki en zaaf olan orta sahaydı. Bardi, işte Umut, bir de Berat vardı. Onlar yani bu Trabzonspor'a çok altında olan oyuncular, yani oynayacak. Şimdi bu sene ilk maçta baktığımız zaman hem Umut oynadı hem Bardi oynadı. Orada bir değişiklik var Trabzonspor yapılan transferlerde. Yani orta alanda bilhassa 10 numara pozisyonuna muhakkak bir futbolcu alması lazım. Başkan diyor alacağız, 3-4 kişi daha alacağız diyor, ama yani öncelikle yani şu anda noksan olan bölge 10 numara pozisyonu. Bir de Draguş yanına bir santraforda şart görünüyor. Bu iki bölgeye muhakkak, ama kalitesi de biraz üst seviyede olması lazım. 10 numaralar çünkü daha kaliteli oyuncu olması lazım. Tabii bu turu Trabzonspor geçebilir, ama bundan sonraki turda Avusturya, Viyen daha iyi takım. Ona göre diğer oyuncular da oynayacaklar. Savic oynayacak. Efendim yeni gelecek olanlar var mı bilmiyorum. Geldi bizim. Belki bir santfor gelecek, uzun boylu pivot. Yani Okay da geldi herhalde. Okay yokuştu. Olabilir. Şimdi burada yani bu transferlerde biraz sıkıntı var. Yani eski oyuncuları tekrar Trabzonspor'a kazandırmak. Yani inşallah bizi aldatır. Yani biz yanılgız oluruz. Bunda Bakayem var, işte Ozan var, Okay var. Yani bilmiyorum, inşallah biz yanılırız. Yani burada bir yanlışlık var. Daha acil olan bölgeler var. 10 numara pozisyondaki oyuncu. Önce bunun alınması lazım. Bugün başkanlarına bizim 50. yıl lige çıkışında 50. yıl dolayısıyla bir güzel bir kutlama yapıldı. Bütün başkanlar, bu başkanlar oradaydı. Her başkanlar oradaydı. Çok güzel bir ortam oldu. Yani 50. yılda oynayan futbolcular, hocalar, sağ onlar işte. Hep bir araya geldik. Çok güzel bir kutlama yapıldı. Umut ederim. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Trabzonspor yani bu yılda, yani 3 yıldan beri bu transferlerde biraz sıkıntılı, yani isabet oranı biraz düşük kaldı. Umut ederiz bu yılda böyle olmaz. Ama şu andaki ilk maçtır tabii, daha beklenti daha
beklenti olabilir. İlk maçta biraz sıkıntı olabilir. Yani onun için bir iki maçta hesap etmek lazım ama eski ve denenmiş oyuncuların tekrar onların süre almaları, oynamaları, geçen yıl performansları düşük olan oyuncuların tekrar onlara Trabzonspor'un kalması biraz sıkıntılı. Umut ederim ki bu orta sahada daha etkili oyuncular alınır. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Bugün son konuğumuz teknik direktör Hüseyin Toktu. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.